köpek öldürün içiyordum 50 lira olmuş 70 lira. Diyeceksin ki içme pezevenk. Pezevenk sen eziliyorsun. Senin çoluğun çocuğun eziliyor. Onların umurunda değil ki. Affedersin sıçmaya gidemezsin tuvalete habersiz. 2018'de AKP'ye oy verdim. Neden kararsızsınız, tereddütlesiniz şu an? Neden mi? Çarşıdan pazardan taneyle domates al demeyebiliyorlar. Isınamıyorsan yelek giy, hırka giy diyorsun. Böyle bir şey yok. Kıymayı 100 liradan aldıktan sonra sen doları istiyorsan 20 lira yap. Benim umurumda değil. Ben cebime bakarım ya. Bu saatten sonra AK Parti olmaz yani. Geçmiş olsun onlar için. Seçim olsa bir adayınız var mı? Var. Kim? Mansur Yavaş. Dürüst adam, doğru adam. Ankara'yı görüyoruz, İstanbul'u görüyoruz. Başka bir şey söylemeye gerek yok yani. Ekonomiyi nasıl değerlendirdiniz? Ekonomi çok kötü. Niye bağlıyorsunuz bu durumu? Şimdi ekonomiyi en yukarıdakine bağlıyorum ben. O yukarıda var ya bir tane. Ona bağlıyorum. Başka hiçbir şeye bağlamıyorum. Milletvekilinin söz hakkı yok. Bakanların söz hakkı yok. Ne dersem o diyor. Bu kadar basit. Affedersin sıçmaya gidemezsin tuvalete habersiz. Bu kadar basit. Ondan sonra anlatıyor milletin yanına gidin. Nasıl gidecek millete? Sen geleceksin milletin yanına. Onlara vermeyeceğiz oy. Sana vereceğiz gelirsen değil mi? Milletvekiline söylüyor. Niye hiçbirisi gelemiyor? Gelemez ki. Yüz yok. Hepsinin yüzü gitmiş artık. Bitmiş. Ben YouTube kanallarını her gün yüklüyorum. Akşamları şarabımı açıyorum. Seyrediyorum. Her akşam seyrediyorum. Nedir sonuç? Sonuç gidecek değil yani. Erken seçip kesin olacak yani. Ya ben 3500 lira maaş alıyordum. Asgari ücret olmadan önce. Benim maaşım asgari ücretin altına düştü. Düşünebiliyor musun? 4200 küsür oldu asgari ücret. Ben 13 senedir emekliyim. 3500 lira maaşım. Şimdi 900 lira vermiş. 900 lira versen ne olur lan? Köpek öldürün içiyordum. 50 lira olmuş 70 lira. Diyeceksin ki içme pezevenk. Ona da yeme pezevenk mi diyeceksin affedersin? Adamlar ev geçindiremiyor mesela. Allah şükür çoluk yok çocuk yok tek tabancıyım. Benim konuşmamam lazım ama ben konuşuyorum. Ne yapacak? Nasıl olacak? Saçma sapan konuşuyorlar işte. Nasıl düzelecek bu durum? Bunlar giderse düzelir kardeşim. Bu kadar basit. Erken seçim istiyorsun. Ya erken olsa 2023'te olsa bunlar gidecek. Bitti. Bitti yani. Zaten kendi taraftarından çok oy kaybetti. Mesela Eyüp Sultan. AK Parti'nin kalesi sorarsan. Benim arkadaşlarım var. Vermedik. Şimdi diyor ki hakikaten vermeyeceğim diyor. Aslında veriyorlardı ama artık yok. Yani menfaat. Çıkar. Başka bir şey yok. Adam bugünü düşünüyor. Yarını düşünmüyor. Çoluğunu düşünmüyor. Çocuğunu düşünmüyor. Bana ne diyor? Pezevenk sen eziliyorsun. Senin çoluğun çocuğun eziliyor. Onların umurunda değil ki. Ben ne derim? Bana ne lan? Tek tabancam. Elektriğim yok, suyum yok, kiram yok. Ne yaparsa yapsınlar. Değil mi? Ama işte olmuyor. Öyle olmuyor. Hükümet de diyor ki abi emekliler bizim zamanımızda çok iyi kazanıyorlar. En iyi zamanlarını yaşıyorlar. Yalan. Onu geçecek o. Eyüp Sultan'da kiralar 2,5 liradan başlıyor. 3 lira, 4 lira. Daha düne kadar ev kredisine girdiğin zaman ayda 1500 lira, 2000 liraya ev sahibi oluyordun. Ama 10 senede, ama 20 senede. Şimdi nasıl olacak? Kiralar Eyüp Sultan'da siktir boktan bir ev 1500-2000 liradan başlıyor. Menfaatçi olmuş millet. Evet. Merhaba, yarın seçim olsa bir adayınız var mı? Vallahi şu şartlar altında. Pek devre yok ama aklımdan birileri yine geçiyor. Ama eskisi gibi yine kalkıp. En son kime oy verdiniz 2018'de? 2018'de AKP'ye oy verdim. Neden kararsızsınız, tereddütlesiniz şu an? Neden mi? Şu an istikrarlı giden hiçbir şey yok ki. Her şey yani aldı başını gidiyor. Dolar düştü, faizleri geri çektik diyorlar ama görünende hiçbir şey düşmedi. Ha benim ben cebime bakarım. Ben ailemin geçimine bakarım. Şu an çok zor yani. İnsanlar kime sorarsanız sorun. Ben bir cumartesi günü Eyüp Sultan'ın bu kadar boş olacağını hiç tahmin etmiyorum. Yani. Neden insan, böyle oldu sizce? Neden böyle oldu? Valla. O yönetilememekten kaynaklanan bir şey artık. Yani. Her şeyi ben yaparım. Her şeyi ben bilirim. Ama maalesef. Maalesef. Biliyorsunuz başkanlık sistemine geçmeden önce hükümet. Başkanlık sisteminde Türkiye'yi çağ atlatacağız demiş. Evet. Ama maalesef. O durum ortada yani. Şurada hangi esnafa girerseniz girin. Bugün 80 bin lira, 100 bin lira kira veriyorlar. Ama ödeyemiyorlar. Ödeyemeyecek haldeler. Neden? Ben kazanacağım ki harcayayım, parayı harcayayım.
Bak çocuk okula gidiyor. Bir ders kitabı 100 lira, 130 lira. Mazot almaya kalkıyorsunuz 14 liraya dayandı bugün bu mazot, benzin. Elektrik faturaları zaten esnafa sorun 4000 lira 5000 lira elektrik faturası geliyor diyorlar ama. Yani %135 zam mı kim gördü bugüne kadar ya? Hükümet de diyor ki biz okulları ücretsiz yaptık, kitapları ücretsiz yaptık diyor. Valla her şeyi ücretsiz yaptı. Hayat onlara güzel. Hayat onlara güzel ama gelsin bir sorsun bakalım. Vatandaşa bir insin. Bakanlara kalırsa her şey yolunda gidiyor. Ama hiçbir şey yolunda gitmiyor. Bakan demişken Maliye Bakanı da asgari ücrete zam yaptı biliyorsunuz %50. Aha. Dedi ki biz çalışanı hiçbir zaman ezdirmedik, yine ezdirmiyoruz dedi. Ve %50 zam yaptık dedi. 4250 lira. Vallahi asgari ücrete istediği kadar zam yapsın. Bugün asgari ücreti sen 10 bin lira da yapsan geçim standardın bellidir, değişmiyor. Ertesi gün çünkü her şeye zam yapıyorsun. Önemli olan asgari ücret değil, geçim standardı, hayat standardı. Onu kurması gerekiyor, onu dengelemesi gerekiyor. Çarşıdan, pazardan taneyle domates al demeyi biliyorlar. Isınamıyorsan yelek giy, hırka giy diyorsun. Böyle bir şey yok. Dünyada işte öyleyiz, bir dünyada böyleyiz. Biz daha önceden 5 sene önce, 10 sene önce böyle değildik. Çok daha iyiydik. Çok daha iyiydik. Ne oldu da böyle oldu sizce? Ne oldu? İnşaat sektörüne önem verdi. Sanayi, sanayileşmeyi, kalkınmayı geri plana bıraktı. Her yeri sattın. Satmayacaksın abi. Denetim sistemi uygulayacaktın. Kendi fabrikalarını kuracaktın. Fabrika kurmaya, endüstrini geliştirmeye hedefleyecektin. Bugün Honda bıraktı gitti, kapattı gitti. Volkswagen geliyordu, anlaşamadın. Bir Volkswagen'in gelmesi 10 bin işçi demek. Bir Honda'nın gitmesi 10 bin işçi demek. Yan sanayiyi saymıyorum. Yan sanayi zaten, yan sanayi onlarla zaten kalkınıyordu. Ve bu şekilde olduğu zaman senin ne dolar ne euro hiçbir şey ilgilendirmeyecekti. Senin sanayin ayakta kalacaktı. İhracat diyorsun. İhracat dolar 15 lira olduktan sonra, ben kıymayı 100 liradan aldıktan sonra sen doları istiyorsan 20 lira yap. Benim için, benim umurumda değil. Ben cebime bakarım ya. Vallahi önümüzdeki seçimlerde Allah hayırlısını versin ama. Varmadı henüz peki. Vallahi. Vardı mı söylemek istemiyorum. Yani söylemek istemiyorum ama bu saatten sonra AK Parti olmaz yani. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun onlar için.